Merhaba, merhaba. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi bu boss kesme rehber konusunda ikinci boss'a geçelim artık. Atabey nasıl çağrılır? Atabey'i neyle çağırabilirsiniz? Hangi itemler gerekli? Vesaire vesaire, bunlara bakalım. Benim için şimdi Atabey'i kesmek oldukça kolay olacak. Neden? Çünkü zaten birkaç kere kestim ve artık olabilecek en üst noktaya geldim. Ama ne kadar hızlı keseceğimi ben de bilmiyorum. Öncelikle Atabey'i nereden bulabilirsiniz? Atabey'in lokasyonu bu normal Black Forest'ın içinde bulduğunuz hani gömü odaları var ya, hani defin odaları. Oralarda Atabey'in lokasyonunu gösteren taşlar, runlar olacaktır ya da onlara yakın yerlerde. Ona tıklayarak Atabey'in lokasyonunu bulabilirsiniz. Benim normalde base'im burası, şurası Black Forest ve Atabey de burada. Oraya gitmem gerekiyor. Lokasyonu buldum. Peki Atabey'i çağırmak için hangi item'ı kullanacağız? Burada gördüğümüz kadim tohumu kullanacağız. Kadim tohum nereden düşüyor? Bu arada 3 tane kadim tohuma ihtiyacımız var. Ben 3 tane alayım yanıma. Kadim tohum nereden düşüyor? Onu hemen anlatayım. Kadim tohum şamanlardan, bu Grey Dwarf şamanları ya da Grey Dwarf brütlerinden düşüyor ya da bazı chestlerin içinden çıkabiliyor. Ve bildiğiniz gibi şeyler var. Grey Dwarf'ların da yuvaları var. O yuvalardan alabiliyorsunuz. O yuvaları kestikten sonra, yok ettikten sonra yere drop olarak düşüyor bu kadim tohumlar. Dediğim gibi 3 tane ihtiyacınız var. Ancient'ın 2500 canı var. O yüzden Ike'tra göre birazcık daha fazla güçlü bir boss ve başta atakları sizi zorlayacaktır ki oraya gittiğinizde üzerinizde ya troll zırhı olacak ya da deri zırhı olacak. Onu da hesaba katmak lazım. Yani zırh seviyeniz de düşük olacak ve silahınız da muhtemelen bendeki gibi Draugr dişi değil de kaliteli ahşap yay olacak ya da kaba yay olacak. O yüzden size tavsiyem yapabildiğiniz en yüksek item'ı yapmanız. Bu durumda bu seviyedeyken bronz toplayabilir, seviyedeyken yapabileceğiniz en iyi zırh bronz zırh olacaktır. Yapamıyorsanız troll zırh yapabiliyorsanız o da okey. Kaliteli ahşap yay götürün. Bir de bu Atabey'in zayıf noktası ateşli ok. Ateşli ok da yanınızda götürmenizde fayda var. Benim yanımda şu an 202 tane falan var ama 202 taneye gerek olur mu bilmiyorum. Eğer 2-3 kişiyseniz hani yani 50'şer tane de ölür mü? Kaç vursa bunlar? 50 vursa her biri 2500 canı olsa 50 binde 20 tane var. 2500'de 50 tane 50 var. Yani 50 ok yeterli herhalde. Ama tabii şimdi testimizde yaparken fark ederiz. Bunun dışında ateşe dayanıksız dedik. Bla bla bla. Şimdi ben oraya bir teleporter koydum. O teleporter'a gideceğiz. Adını da Elder yapmıştım karışmasın diye. Siz tabii bu seviyedeyken oraya teleporter koyamayacaksınız. Ben kendim travel ederken kolay olsun diye şey yaptım. Teleporter'ı koydum. Sizin yapacağınız şey şu. Bu arkadaşın yanına geldiğinizde savaşa girmeden önce ne yapmalısınız? Aa, buradan kendime çıkış yapmamışım ya. Allah kahretmesin. İçinden geçersem bir daha geçeceğim, olmayacak. Hayır! Hemen baltamızı çekelim. Şuraları falan bir kıralım da şöyle tepeyi. Aşağı atlayayım en azından. Yapabileceğiniz en iyi yemeklerinizi alın. Ops, tamamdır. Ölür müyüm ya? 98 can. Her şeyden biraz yiyelim. Ben artık en son herhalde daha şeyi de kesmedim ama onu da kesip size gösteririm. Ha, tavsiyem şu. Atabey'e geldiğinizde, yani yeri burada mesela bende. Geldiğinizde kendinize küçük bir kulübe, küçük bir outpost yapın ve oraya yatak koyun. Sonra da öldüğünüzde burada doğacak şekilde ayarlayın. Çünkü buraya muhtemelen salla falan geleceksiniz. Ya da en iyi şeyle, en iyi ihtimal ikinci orta seviye gemiyle geleceksiniz. Yani öleceksiniz, geri base'inizdeki yatakta doğacaksınız. Çünkü uzakta çıkacak bu Atabey. O yüzden problemli. Bir taktik daha. Atabey ile savaşırken lütfen 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 gündüz savaşmayı tercih edin. Çünkü atakları çok patates edecek sizi. Karanlıkta nereye gittiğinizi göremeyeceksiniz falan. Hiç o muhabbetlere girmeyin. Burada da bir bakır yatağı bulduk bu arada. Evet, arkamdan taş atıyorlar falan. Bir de burada ben savaşırken çok fazla Grey Dwarf falan saldırmıştı. Arkadaşlar iki kişiydik biz. Çok fazla Grey Dwarf gelmişti. Can sıkmıştı. O yüzden Atabey'i kesmek zorlaşmıştı bizim için. O yüzden gündüz vakti gelip hani çok fazla etrafta spam var mı değiller mi dikkat edip şey yapmanız lazım. Atabey'in 3 tane atağı var. Biri zaten yakın dövüş. Diğeri size uzaktan sarmaşıklar gönderir. Bir
bir sonuncu hatada yerden kök çıkarıp o köklerin size vurmasını sağlamak. Bulunduğunuz seviyede bronzer'la falan inanılmaz zor oluyor Atabey. Bir dakika şu arkadaşı bir gönderelim. Şimdi buraya geldiğinizde size diyecek ki rune taşını oku. İşte küçüklerini, genç olanları yak diyecek. Genç olanlardan kastı aslında şu tohum. Hemen şöyle şey yapıyorum. 5'e koydum. Yaktım. Adamımızı adadık. Bakalım Atabey bizim oklarımıza karşı nasıl dayanacak? Nerede spawn olacak? Ses bu taraftan geliyor. Kuvvetli mutant şurada spawn olacak ama yani üstümde spawn oldu. Bakalım. Şu an invul galiba, vuramıyorum. İlk okumu yemedi. Şimdi yemeye başladı. Evet, tahmin ettiğim gibi 60-70 vuruyorum şu anki haliyle. Kuvvetle muhtemel siz de 60-70 bu civarlarda vuracaksınız. O yüzden 50 tane, yani tek kişi başına 100 tane ok getirmeniz yeterli olacaktır. Bu arada benim bu şekilde savaşmama bakmayın. Benim armor'um yüksek olduğu için ben böyle önünde duruyorum bu arkadaşın. Normalde şu pillar dediğimiz kolonların ya da ağaçların arkasına saklanmanız lazım ki bu sarmaşıklardan hasar almayın. Çünkü çok abartı hasar vuruyor. Şimdi yerden şu hareketi yaptığında kökler çıkarıyor zaten. O kökler de çok güçlü vuruyor. Köklerden de uzak durmanız gerekiyor savaşırken. Evet. İlk vuruşum bir 30 küsür vuruyor. Bazen 40 vuruyor full şey çekebilirsem. Sonra beşer beşer yakıyorum 3 saniye boyunca. Bayağı hasar yiyor. Hemen şunun arkasına saklanalım. Staminamız da bitmiş durumdaymış. Bir daha yerden kök çıkaracak. Kök çıkaracağı için konumumu değiştireceğim. Çünkü dediğim gibi kökler oldukça zorluyor. Bu arada yönümü yanlış tahmin etti. Yanlış tarafa sarmaşık attı. Balbazar mısın sen ya? Hemen şu rünün arkasına saklanalım. Arada hasar yedik. Staminam da bitti. Şimdi burada zaten Ayıktır'ı kestiğiniz için Ayıktır'ın skill de gelecek. Ve Atabey'le kapışırken çok fazla sağa sola kaçmanız gerektiği için size tavsiyem Ayıktır'ınızın da hazır olması. Ben şu an kullanıyorum ki sağa sola kaçarken staminamı bitirmeyeceğim. Çünkü zaten uzaktan böyle okları yardırırken deli gibi staminam gidecek. Sarmaşık geliyor. Kayanın arkasına atıyorum kendimi. Sonra bir daha yayımı geriyorum. Ay, canını yarıya indirdik. Bu arada çok dikkatli ve şey oynamadığım için de biraz uzadı. Biraz daha odaklayabilirdim kendimi. Hatta son vuruşlara doğru silah deneyeceğim, balta deneyeceğim. Hatta staminam bittiği için işte yaklaşmakta bile zorluk çekeceğim de. Hadi bakalım. Ne diyorsun kardeş sen? Ağaç değil misin sen? Bu arada böyle kesmek kolay olacak. Bir de staminam full olsa hasar vuramıyor garibim ya. Bu bizi ne zorlamıştı abi başta ya. Kara metal baltanın gücüne dayanamadık Kamil. Bu arada yanına geldiğim için root atmıyor diyecektim de attı şu an. Kendi çevresine root attı. Hadi. Hadi öyle artık. Şu stamina dolsa birazcık seri seri vursam istiyorum ya. Kalkanımızı da alalım elimize. Hızımızı yavaşlatacak kalkan ama yapacak bir şey yok. Zaten fight bitti artık. Oyun İngilizce niye olmuş ya? Ya da burası sadece burası mı İngilizce yazıyor? The Elder was defeated diye, muhtemelen öyle. Evet arkadaşlar, Atabey bu şekildeydi. Atabey'den çıkan önemli bir item var. Kendisi nedir? Hemen şurada gösterelim. Birincisi zaten skillini alabilmek için aldığınız av ganimeti. İkincisi ise şu bataklık anahtarı. Bataklık anahtarı nedir? İşte demire giden yol burada. Demir nasıl kazılır? Bunu burada başlayacaksınız artık. Bronzdan ve taşlardan kurtulup demire doğru gideceksiniz. Onu da şöyle seriden size göstereyim. Eğer yakınlarda varsa. Burada bataklık olduğunu biliyorum haritadan dolayı da. Bataklıkta dungeon görebileceğiz biliyorum. Yine dungeon, bataklıklarda gömü odaları var. Defin odaları var ayrı Black Forest'ta olduğu gibi. O gömü odalarına giderek oranın kapılarını bu anahtarla açıp içerideki demirleri toplayabilirsiniz. Onu ayrıca demir videosunda gösteririm. Yakınlarda göremedim. Bataklığa doğru koşuyorum ama kolay olmayacak muhtemelen bulmam. O yüzden fazla da uzatmayalım videoyu. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra ne kaldı? Atabey'den sonra bone mass var. Kemik kütle var. Kemik kütleden sonra da mother var. Mother'ı falan yayında kesmiştim ama tekrar detaylı böyle hangi silah, hangi zırh kullanılmalı tadında aktaracağım sizlere. Kendinize iyi bakın. Başka videolar istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.